Burada hemen bana göre solda, size göre sağda bir türbe var. Hüsrev Paşa Türbesi. İçinde iki kişi var. Pek sevmediğim. Ben sevmiyorum. Lütfen siz de sevmeyin. Abdülhamit Han'ın ailesinin içine giren, Abdülhamit Han'ın ablası Fehime Sultan'la evli olan, aile içinden mahrem bilgileri devlet düşmanlarına sızdıran damat Mahmud Celaleddin Paşa içeride. Onun Paris'e kaçan, Fransa'daki hainlerle birleşen ve dayısı Abdülhamit Han'ın aleyhine faaliyetler yürüten yeğeni Prens Sebahattin de içeride. Burada bir şey daha var. Detaylarda zaten görüyorsunuz. Sultan Abdülhamit Han döneminde dünyanın ilk çocuk hastanesi, tıfıl çocuk demektir, etfal çocuklar demektir, Hamidi Etfal Hastanesi'ni Abdülhamit Han yapmış. Dünyanın ilk kadın hastanesini Karaköy'de Abdülhamit Han yapmış. Dünyanın ilk körler kütüphanesini, ilk kör kütüphanesini Abdülhamit Han yapmış. Nerede? Bana göre solda, size göre sağda, yan tarafta. Bugünkü adı tabii ki Abdülhamit Han dönemindeki gibi körler değil, görme engelliler kütüphanesidir. Burada başka ne var? Her adımı, tarih, fotoğrafa bağlı kalmaksızın anlattığım tarih inanılmaz. Hemen şurada bir bina. Detayda zaten görüyorsunuz. Bir kütüphane. Osmanlı zamanında Sabi Mektebi. Şimdi biz Sıbyan Mektebi'ni duyduk da, bu arada Sıbyan Mektebi de bana göre sağda, size göre solda. Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi, bir de burada Sabi Mektebi var. Allah Allah, Sabi ne ola, Sıbyan ne ola? Cevap, Sıbyan erkek çocuk mektebi, Sabi kız çocuk mektebi. Osmanlı'da kızlar okula gönderilmezdi, büyük bir iftira. Osmanlı'da kızlar okula gönderilirdi. Ama erkeklerle aynı okulda okutulmaz. Okulları Sıbyan Mektebi düzeyinde ayrılırdı. Kızlar burada okuyor, erkekler burada okuyor. Birbirlerini görmeksizin eğitim yapıyorlardı. Culus yolu adı verilen bir yol var. Orada bir muhteşem fotoğraf var. O fotoğrafta buluşalım ve bu bölümü bitirelim. O fotoğraf Culus yolunun tüm hikayesini anlatmaktadır. Haydi buyurun lütfen. Elimizde Ağustos 1909'a ait bir fotoğraf bulunmaktadır. Sultan Mehmet Reşat Han'ın, Abdülhamit Han'ın kardeşi Sultan Vahdettin'in ağabeyi Sultan Mehmet Reşat Han'ın culus töreni için Eyüp Sultan Camii'ne giderkenki bir fotoğrafı görülmektedir. Sağımda Mihrişah Sultan Aş Evi, solumda Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi. İkisinin ortasından giden Sultan Mehmet Reşat, Osmanlı culus töreni, culus yolu adetlerine uygun bir biçimde gitmiş. Tahta oturur, Topkapı Sarayı'nı Sarayburnu'ndaki Top Kapısı kapısından çıkar, saltanat kayığına biner, Marmara'dan Halic'e girer, Bostan İskelesi adı verilen şurada iner, oradan bu yolu şu an fotoğrafta gördüğünüz, detay fotoğrafta da gördüğünüz bir kalabalıkla bu yoldan devam eder. Eyüp Sultan Türbesi'ne girer. Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanılır. Kimse artık o.
Sultan Mehmet Reşat Han'a Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu kılıç kuşattı. Hangi kılıç? Peygamber Efendimiz'in Bedir Savaşı'nda kullandığı kılıç bele kuşatılır. Sultan Vahdettin'e ise Libya'da Mürşid-i Kamil, Ömer Muhtar'ın da hocası Ahmet el-Senusi Hazretleri kuşatır kılıcı. Ardından Eyüp Camii'ne geçerler. Orada bir şükür namazı kılar. Sonra karayolu ile faytona biner. Faytondan Edirne Kapı, Fatih Yolu, Fatih Sultan Mehmet Külliyesi, Fatih Külliyesi'nde İstanbul'un Fatih'i Fatih Sultan Mehmet'e dua eder. Sonra orada da vakit namazını kılar. Sonra medrese öğrencileriyle bir öğün yemek yer. Sonra arabasına biner, Topkapı Sarayı'na gider. Kural budur. Mehmet Reşad'ı biz şu an Culus yolunun başında görmekteyiz. Henüz buraya gelmiş ve burada Eyüp Sultan Türbesi'ne doğru giderken takvimler Ağustos 1909. 9 yıllık talihsiz, kötü bir padişahlık dönemi yaşayacak. 3 Temmuz 1918 Çarşamba günü akşam saat 8.30'da idrar yolları iltihaplanması ve prostat hastalığından vefat edecek. Kardeşi Sultan Vahdettin 4 Temmuz 1918 Perşembe günü saat 11'i çeyrek geçe tahta çıkacak. Bir gün sonra bu culus yolundan yürüyecek, yine aynı yolları devam ettirecek ve tahta oturacak. Bu arada bir şey söyleyeyim. Burası culus yolu. Siz şu an detay olarak boş halinde görüyorsunuz, dolu olan halinde görüyorsunuz. Padişahlar saltanat kayığına, faytona binerler, bostan iskelesinden iner, bu yolu yürür, kılıç kuşanır, sonra Topkapı Sarayı'na geçer. Şimdi son söyleyeceğim şey bu konuda. Türk tarihindeki bu yoldan geçen en son liderimiz arabasıyla şuraya kadar geldi. Bu yolu yürüdü. Hazreti Eyüp, Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesinde Kur'an-ı Kerim okudu. Hazreti Eyüp, Eyüp Sultan adına yapılan camide şükür namazı kıldı. Sonra arabasına bindi. Edirne Kapı Fatih yolu ile Fatih Camii'ne geldi. Fatih Camii'nde şükür namazı kıldı. Vakit namazı kıldı. Fatih'teki medrese Kur'an kursu öğrencileriyle bir öğün yemek yedi, karpuz yedi. Sonra arabasına bindi ve devam etti. Culus yolu adetini devam ettiren son devlet başkanımız, bu yolu kullanan son başkanımız, Eyüp Sultan'a, Eyüp Sultan Hazretlerine giden son devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O da aynı yolu devam etti. O da aynı gelenekten, aynı yoldan gitti. Efendim, bugün de bize ayrılan süre culus yolunda bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya bambaşka bir coğrafyada, bambaşka fotoğraflarla huzurunuzda olmak bize şeref verecek. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.